10 gün önce ben yine burada yemek veriyorum hayvanlara. Yolun ortasına Serkan Pözük gelmiş ve ben bunun isterseniz tüm kameralar buralarda kameralar var çünkü. Serkan Pözük gelmiş bakar mısın bakar mısın? Ben de döndüm buradayım ben o yolda. Ne var dedim efendim. Dedi ki işte konuşabilir miyiz? Ben dedim git abinle konuş işim var. Git eşim evde git dedim onunla konuş. Seninle konuşacağım. Bunları toplayan sensin. Buraya barınağa çevirdin. Bak ya böyle ya burayı satıp gideceksiniz. Sizi burayı gömerim. Artık tehdide döndü zaten son 1 yılım. Son 2,5 yıldır hep hakaret ama. Normal konuşmamız yok. İşte o mesajlardan sonra da cuma sabahı mutfaktaydım ben. Arkadaşım geldi. Burada oturuyor. Dilek. Eşim de salonda. Ondan sonra ben salonun kapısını çektim. Çünkü benim kukurum var bir tane. Herkese gidiyor sev beni diye. Baktım delikten Esra Pözük. Açtım bayan diye. Şöyle açtım kapıyı böyle duruyorum ama kendi evimde. Ne var dedim? Ne var? Hani konuşmuyoruz. Ondan sonra yeter artık dedi istemiyoruz. Kediler giriyor bahçeye. Sen burayı barınağa çevirdin. Nedir bu yaptığın? Saygısız, hakaret. Daha ben hani dedim sen ne istiyorsun dedim ya. Ne istiyorsunuz bu canlardan, bu masumlardan? Zaten o apartman girişini de göstereyim size. Daireyi açtım, koridorundayım. 3 basamak aşağıda da 2 erkek varmış. Ben görmüyorum çünkü çıkmadım binanın içine. İşte ben ne olduğunu anlamadım zaten. Direkt işte Dilaver Pözüt. Saldırdılar mı? Tabii canım kolumdan tutup Kimler saldırdı? Dilaver Pözüt, Serkan Pözüt. Esra Hanım da arkalarında duruyor. Ama hani bu bana kurulan bir tuzak. Çünkü diyorum ya hani onların derdi beni koridora çıkarmak, apartmanın içine. Ama eve girmek zorunda kaldılar. Tabii ben Cengiz eşime seslendim. Dilek geldi. Üçümüz biz kapıyı kapattık ama ben zaten gerisini hiç Sonrasında ne yapmıyorum ya. yaptınız? Yani sonrasında polisi aramış arkadaşım. Baskın evimizi bastılar diye. Polis geldi. Bir tane memur arka kapıdan gelmiş. Polis geldi. Onlar bahçede ama hepsi bir bahçeden camı görüyorsunuz bizim açık. Oraya gelip küfürler devam tekrar. Söyledim. Şikayetçi olduğum yani darp raporum 4 saatte çıktı zaten tomografi sonucu. Sonra karakola gittik. Karakola söylediğimde bu gece çünkü tekrar gittim karakola. Dedim ki bakın adam yukarıda içiyor. Bizim can güvenliğimiz yok. Can güvenliği koruma tedbir kararı talep ettim. Ondan sonra hala girmedi. Adalet istiyorum ya. Niye engel oldu? Başka konuyu şimdi diyorlar ki resim varmış da işte bir sağmış. Hayır ben baştan beri diyorum ki sol kolumdan Dilaver Pözük çekmeye çalıştı. Çünkü bunu bana dışarıda yapamazlar. Serkan Pözük de vurdu ve anında zaten saçımdan duvara ve koridoruma, evime, salonuma girdiler demiyorum ben. Ben zaten koridordaydım. Oraya girdiler. Şikayetçisiniz. Tabii ki şikayetçi oldum. Avukatlar var federasyondan, işte hayvan haklarından. Bırakmayacağım yani. Ben adalet istiyorum. Böyle gezmemeli. Benim eşim bana bunun %1'ini yapsa yemin ederim boşanırım. Ben şu yönümde de çalıştım çünkü. Haklarımı da biliyorum. Ama bunu benim eşim yapmadı. Darp zaten baştan başa bir yalan. Fiziksel hiçbir temasımız yok. Bunu emniyette, karakolda da ifademizde belirttik zaten. Mevzu kedi köpek mevzusu değildir. Mevzu namus mevzusudur. Hatice Özdemir'in benim eşime yalan, iftira, hakaret ve şantajla namusuna dil uzatmasıdır.